İklim krizi bütün etkilerini göstermeye başladı. Bunu bu yıl derinden yaşadık. Yağışlar olmuyor ya da seller yaşanıyor. Düzensizlik oluyor yağışlarda. Bu çerçevede bir avuç kalan tatlı sularımızı nasıl koruyabiliriz diye düşündük. Neler yapabiliriz diye düşündük. Bu nedenle Dünya Su Günü'nde bir kampanya yapmaya karar verdik. Yeraltı Orman ve Güvenilir Gıda Grubu olarak çim ekimi yasaklansın, tatlı sularımız tükeniyor konulu bir imza kampanyası başlattık. Amacımız toplumda farkındalık yaratmak, tatlı sularımıza dikkat çekmek, onları korumaya çalışmaktı. Çim sadece görsellik için tarımı yapılan bir bitki. Çim modası sonradan çıktı. Eskiden bahçelerimizde çim alanlar yoktu. Yenilebilir sebzeler yetiştiriliyordu. Yani yenilebilir bitkiler vardı, sebzeler, işte meyve ağaçları vardı. Daha sonra çok uluslu şirketlerin politikalarından dolayı böyle bir şey moda oldu. Çünkü çim tohumu satan çok uluslu şirketler tüm dünyada bu konuda moda yaparak hegemonya kurdular. Burjuvazinin gelişmesiyle ilgili, yani onlar seviyorlar, konforlu yaşamayı seviyorlar. İşte yalıtılmış sitelerde yaşıyorlar, büyük malikanelerde yaşıyorlar, görselliğe çok önem veriyorlar. Onlar için yeraltı kaynakları tükenmiş, tükenmemiş önemli değil. Çok uluslu firmalar, yani büyük şirketler çim tohumunu en ücra yere kadar, dünyanın en ücra yerine kadar yaymaya çalıştılar. Tıpkı hibrit tohumlar gibi. Moda olunca ya bir özenti olarak işte dar gelirli insanlar, yani bir parça toprağı olan herkes 2 metrekare bile olsa çim yapmaya başladı. Zaten kent merkezlerinde, şehir merkezlerinde, peyzaj mimarisinde genellikle değil tamamen ithal, yenilmeyen ürünler kullanılmaya başladı. Yani bitkiler kullanılmaya başladı. Dünyadaki tatlı sular bütün suların 0.5'i kadar. Yani bu kadar az suyumuz var. Yani 2 damla suyumuz var. Bunu da çimlere feda edemeyiz. Mümkün değil böyle bir şey. Şimdi 1 metrekare çim alan, ben bunu peyzaj mimarlarından aldım ve yerel yönetimlerden aldım bu bilgiyi. 1 metrekare çim alan günde 7 litre su tüketiyor. 1 dekar alan, yani 1000 metrekare alan her gün sulanmak için, her gün sulanır çimler yazın özellikle, 7 ton su tüketiyor. Yani şu anda bizim bu apartmanımızın bahçesi gördüğünüz, bizim yaklaşık 2,5 dönümden fazla çim alanımız var. Bu mahallede bununki gibi 10 tane apartman var bizim sitemizde. Hepsinin bahçeleri çim alan. Yani düşünün, bizim apartmanımız her gün 3 dekar olsa günde 21 ton su tüketiyor. Bu çok çok büyük bir miktar. Şimdi yani malikanelerin 5'er 10'ar dönüm çim alanları var. İşte yalıtılmış siteler var örneğin Urla'da. Parası olan çim alabilir. Yani ithalat serbest, ithal edilebilir. Alıcısı çok. Evet, Türkiye'de moda. Alıcısı çok, pazarı çok iyi. Belediyeler, yerel yönetimler de alıyor. Özel mülkiyet de alıyor. Yani her yerde, okullarda, mesela okullarda eskiden bizim zamanımızda yenilebilen bitkiler kullanırdı peyzaj mimarisinde. Şimdi bir tane öyle bitki yok. Hepsi ithal süs bitkileri genelde. Çok az yerli bitkiler var. Ve çim alan, mutlaka çim alan. Bu gördüğünüz mahallede 5 tane okul var. Bunların yerlerinde, ben burada 20 yıldır oturuyorum, mandalin bahçesi vardı. O mandalin bahçesinin hepsi söküldü. Yani bir tane bile bırakılmadı. Mesela okulun sınırlarında bırakılabilirdi. Bırakılmadı. Onların yerine çim ekildi ve yenilmeyen ithal süs bitkileri ekildi. Şimdi parası olan herkes, evet, dediğimiz gibi ithal tohumları kullanabilir. İthal peyzaj mimarisindeki bitkileri kullanabilir. Yeraltı sularını çekebilir. Bunlarla sulayabilir. Ama şöyle bir gerçeklik var. Yeraltı kaynakları, yeraltı suları, yerüstü suları sadece varsılıların değil, bizim çocuklarımızın geleceği, hepimizin kaynakları bunlar. Hepimizin hakkı olan şeyler. Varsıllar bunları sadece görsellik için tüketemezler. Böyle bir hakları yok. Yani kuyu suyu açmak için çok fazla bir para harcamak gerekiyor. İzmir su fakiri olan, coğrafi yapısı olarak su fakiri olan bir bölge. Özellikle Yarımada dediğimiz işte Urla, Karaburun, Seferihisar, Çeşme, bu bölgede hiç yerüstü suyu yok. Yani dere, akarsu, nehir vesaire yok. Sadece kuyu suları kullanılıyor çim
tarımında ve İstanbul depreminden sonra oradaki varsıllar çok yoğun bir göç gerçekleşti İzmir'e. Bunlar burada müstakil konutlarda, lüks sitelerde, toplumdan yalıtılmış ayrı sitelerde yaşıyorlar. Hepsi müstakil evler, hiçbir tane apartman yok. Her müstakil evin bahçesinde de mutlaka çim alan oluyor. Ben orada çalıştığım sürece, orada Tarım Bakanlığı'nda çalıştım 5 yıl. Yapay nehirler gördüm, havuzlar, golf sahaları yapılacak, çok büyük golf sahaları yapılacak. Yani zaten tarım kalmadı orada, çok büyük bir yapılaşma oldu. Betonlaştı adeta o bölge. Dolayısıyla bunlar hepsi çim tarımı yapacaklar ve tek su kaynakları var, yeraltı suları. Yani yeraltı sularını çimler hoyratça kullanacak. Sünger gibi çekiyor suları. Bunlar çocuklarımızın geleceği, gelecekte su ve tohum savaşları olacak. Su çok önemli. Tatlı sularımızın tükenmesi korkunç bir şey. Biz bu yüzden bu kampanyayı yaptık. 99 depreminden sonra İstanbul'daki müstakil konutların bu kadar rahat yapılacağı alanlar olmadığı için orada depremden sonra gelmeye başladılar. Son yaşadığımız Maraş depreminden sonra daha da bir arttı. Zaten vardı, yani çok aşırı bir göç vardı. Sonradan daha da arttı. Yani İzmir, işte Bodrum olsun, Urla olsun, Çeşme olsun, yani bunların nüfusu ne kadar artacak? 50 milyonu bulabilsin mi yani? Bunun bir sınırı yok mu? Hani bir şey yok mu? Bir planlama, herhangi bir şey. Altyapısı da kaldıramaz. Bir kere suları kaldıramıyor. Yani su rezervi yeterli değil. Hadi o konutlar müstakil olduğu halde çim kullanmasalar, sadece konutlarda bu su kullanılsa neyse diyelim. Ama çim alanlar çok fazla su çekiyorlar ve gereksiz yere su çekiyorlar. Yani biz su kıtlığı yaşarken, bir damla suya muhtaçken, tüm dünyada 1 milyar 400 milyon kişi susuz yaşarken, tatlı su kaynaklarımızın çimlere feda edilmesi kabul edilemez bir şey. Çimler yerine görsellik istiyorsak, madem örtücü bitkiler dediğimiz bitkiler var. Bu örtücü bitkiler sarmaşık gibi birbirini sarıyor. Böyle dikiyoruz tek tek ve minik çiçekler açıyorlar. Bunlar damlama sistemiyle damla damla sulanıyorlar. Yani mesela çimler fiskiye sistemiyle sulanır, çok fazla suyla. Bunlar damlama sistemiyle haftada bir kere sulanırlarsa yeterli olabilir. Bizim gıda ihtiyacımızı karşılamayan hiçbir bitkinin tatlı sularla üretilmemesi gerekiyor. Zaten tarım ürünleri mecburen üretiliyor. Yani tarım ürünleri olmadan yaşayamayız. Ona mecburuz. Ama görsellik için hiçbir damla su harcanmaması gerekiyor. Çünkü yok, bir damla suyumuz kaldı yani. Tüm dünyada böyle, Türkiye'de de böyle. Türkiye su kıtlığı olan bir yer. Üç tarafımız denizlerle çevrili. Bizim sularımızı bol saymayalım. Biz de su kıtlığı yaşayan bir ülkeyiz. 40. sıralardayız dünyada. Bunun için çözüm köylerde yaşamak. Tabii ki köylerde yaşansaydı eskisi gibi agroekolojik tarım sistemiyle tarım yapılsaydı, yani üretilen yerde kullanılsaydı, fosil yakıtlarla başka yerlere taşınmasaydı, endüstriyel tarıma geçilmeseydi zaten iklim krizi de olmayacaktı, su kaynakları da bitmeyecekti. Şimdi bütün işte çoklu su şirketlerin politikalarından dolayı köylüler boşaltıldı, köylük bitirildi, insanlar kentlere göç ettirildi, orada iyi bir alıcı kitlesi oluştursunlar diye. Bu Afrika'da bu şirketler tamamen hegemonya kurdular. Ben Afrika'ya gittim, Cape Town'a. Orada belediye başkan yardımcısı Alderman Nelson'la görüştüm. Nasıl besleniyorsunuz dedim. Yerel tohum var mı dedim. Yerel tohum ne dedi. Nasıl besleniyorsunuz dedim. Şirketler var dedi. Orada İngiliz ve Amerikan şirketleri hegemonya kurmuşlar. Biz de yavaş yavaş o yönde yol alıyoruz. Şimdi çim alanlar yerine bostanlar olabilir mi? Elbette olabilir. İşte bizim apartmanımızın kocaman alanları var. Yani burada güneş alıyor, toprağı iyi, çim yetişen her yerde tarım bitkileri yetişebilir. Dünyanın her tarafında alternatif olarak bostanlar gündeme geldi ve gelişmeye devam ediyor. Agroekolojik tarım gündeme geldi. Agroekolojik tarımla kentlerde bostanlar kurulabilir. Örneğin bizim burada meyve ağaçları dikebiliriz, sebze alanları oluşturabiliriz. Onlar da görsellik sağlar. Onlar da yeşil, üzerinde meyveler var, sebzeler var. Hem buradaki yaşayan insanlar güvenilir, sağlıklı gıdaya ulaşırlar. Çünkü çok fazla tarım zehri kullanılıyor, kimyasal gübre kullanılıyor endüstriyel tarımda. Hem güvenilir, sağlıklı gıdaya erişirler, hem su çok tüketimi olmaz, hem de görsellik olur. Yani şimdi sadece seyretmek için, fotoğraf için neden benim apartmanımda
21 ton su harcansın. Yani köylere dönüş sağlanabilir. Köylülük özendirilebilir. Köylünün yeniden canlanması için bir takım çalışmalar yapılabilir. Bunlar çok kolay şeyler, olmayacak şeyler değil. Ama dediğim gibi öncelikle bunu yapabilmek için çok uluslu tarım şirketlerinin hegemonyasına dur demek gerekiyor. Eğer bu dur demedikten sonra, bu ruh olmadıktan sonra, buna karar vermedikten sonra köylere dönüş çalışmaları yapılamaz. Yani dünyayı çok uluslu şirketler yönetiyor. Ülkelerden büyük bütçeleri var onların. Yani kurumlar onların memurluğunu yapıyor. Bütün ülkeler o memurluğunu yapıyor. Gelişmiş ülkeler dur diyebiliyor. Gelişmekte olan ülkeler hiçbir şey demiyorlar. Tamamen onların memurluğunu yapıyorlar. Şimdi dünyada bir avuç insan varsın. Tüm dünyanın yeraltı, yerüstü kaynaklarını kullanıyor. Topraklarını kullanıyor. Rant için sömürgeli haline getiriyor. Onların işte iklimini bozuyor. Her şeyini yapıyor. Bir avuç insan yüzünden dünya bu hale geldi. Peyzaj mimarisinde eski yönetmenlikler kaldırılmalı. Su kıtlığına göre bir yönetmenlik, düzenleme yapılmalı. Yenilebilir, yerli bitkiler yetiştirilmeli. Çim tohumu kesinlikle yasaklanmalı bir kere. İthalatı durdurulmalı hemen şimdi. Yani çim tohumunun ithalatı hemen şimdi durdurulmalı. İthalat durdurulmazsa düzenleme yapalım. İşte bunun kullanımını azaltalım dersek olmaz. O varsıllar gene istedikleri gibi alırlar, kullanırlar, ekerler, biçerler. Biz göremeyiz bile. Onlar sitelerine giremediğimiz için, yalıtılmış siteler olduğu için biz göremeyiz. Gene bizim yeraltı sularımızı hoyratça kullanırlar. Dolayısıyla çim ekiminin yasaklanması gerekir. Çim ithalatının da derhal durdurulması gerekir.